Profesör Doktor Atan Evzat Yalçın ve Profesör Doktor Faruk Aydın şimdi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ata Hocam, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Merhaba Faruk Bey. Evet, çok önemli konular aslında gündemimizde. Öncelikle İstanbul'da vaka sayıları oldukça yükseldi diyoruz ama aslında ülke genelinde vaka sayıları kritik boyutlara ulaştı. Çünkü son dönemlerde gördüğümüz en yüksek hayatını kaybeden vatandaş sayısına da ulaşmış durumdayız. Ben öncelikle bu kısıtlamalarla ilgili konuşmak istiyorum. Tam kapanma olmalı mı, olmamalı mı? Aslında vatandaşların da aklındaki soru bu şu anda. Özellikle önümüzdeki 23 Nisan'ı da konuşacağım ama tam kapanma konusunda ne düşünüyorsunuz? Ata Hocam sizle başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle bu bir takım önlemlerle birlikte Ocak-Şubat aylarındaki nispeten gerileme Mart ayı başından itibaren bir artışa geçti. Ve bu artış beklenenin çok üzerinde gidiyor şu anda. Mesela Antalya'da %100.000'de 70'lerde olan şu anda 200.000-300'e kadar ulaştı. Dolayısıyla muhtemelen bu alınan önlemler yetersiz kalıyor. Yani bu işte maskeydi, mesafeydi ya da temizlik konusundaki hususlar Türkiye'nin birçok ili hızlı bir şekilde hasta sayısı açısından riskli bir duruma geldi. Herhalde bunun için bu önlemlerle birlikte gerçi aşılama da belli bir şey getirdi. Ancak şu ana kadar bildiğim kadarıyla %9 civarında bir iki aşının yapıldığı gözleniyor. O nedenle bu ikisini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla bunlar olmadığı için herhalde önlemlerin daha da sıkılaştırması ya da işte bu batılı ülkelerde ya da Güneydoğu Asya'da işte Tayvan, Çin, Kore gibi bir takım ülkelerde uygulanan bu daha yoğun karantina önlemlerini gündeme getirmek gerekecek diye düşünüyorum. Hı hı. Faruk Hocam, şimdi size de aynı soruyu soracağım. Havaların da güzelleşmeye başlamasıyla birlikte saat 7 kısıtlaması olsa da aslında vatandaşlar bir şekilde bu havanın tadını çıkarmak, biraz ferahlamak için dışarı çıkıyorlar ve kalabalığı gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu kısıtlamalar yetersiz mi kalıyor acaba? Tam kapanma mümkün mü? Şimdi sayıların çok yükseldiğini söylediniz. Ata Hocam da alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurgu yaptı. Çok da doğru söyledi. Ben tabii ki bu Ocak-Şubat aylarında alınan kısıtlamaların Karadeniz'e hiçbir katkısı olmadığını, bir sürekli yüksek oranda kaldığımızı ve bölgede farklı bir durumun mutasyonların etkisi olduğunu söylemiştim. Ve buradan bu bölgeden de ülkemize yayılacağını söyledim. Ve gerçekten söylediğim çıkıyor. Yani keşke söylediğim olmasaydı ve ülke daha iyi koşullara doğru ilerliyor olsaydı. Faruk Hocam, sözünüzü mecburen bölmek zorundayım. Profesör Doktor Faruk Aydın'la devam edelim. Hocam kusura bakmayın, sözünüzü bölmek zorunda kalmıştım az önce. Lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Dolayısıyla rakamlarımız sürekli yukarıya tırmanışta ve bütün ülkede aynı durumu görüyoruz. Ve alınan kısıtlamaların yeterli olmadığını, çünkü 10 günlük bir uygulamada Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonraki 10 günlük uygulamada rakamların sürekli yukarı gittiğini görüyoruz. İşin doğrusu bazı diğer bilim insanları tarafından dile getirilen gerçek sayılara ulaşılmadığı konusu da doğrudur. Çünkü bu Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği test sayılarının şu şekilde ayarlanması gerekiyor. Her baktığınız 100 testte 5 pozitiften yukarıya bulmamanız lazım. O kadar çok test yapmamız lazım. Şimdiki ortalamamız bizim %20'nin üzerinde. Dolayısıyla test sayımızı ciddi şekilde arttırmamız gerekiyor ki bütün yangın noktalarını yakalayalım, bütün hastaları yakalayalım. Yani o nedenle de 62.000'in üzerinde olduğu bir gerçek. Yani dünyadaki örneklem böyle çalışıyor ve bilim bunu gösteriyor. Dolayısıyla tehlike gerçekten ciddi ve daha iyi önlemler alınmaması durumunda bizi bekleyen iyi bir günler yok. O nedenle ben bu bilimin gösterdiği matematik sonuçları dile getiriyorum ve sürekli tam kapanma ve aşıyla takviyesini istiyorum. Aşılama, Ata Hocam da değindi. Aşılama sayımız henüz çok düşük. Başarılı olan ülkelerde ise bu aşılama çok yüksek.
İngiltere ve İsrail örneğini aldığınızda İsrail nüfusunun tamamını, İngiltere'de %70'ine yakınını aşılamış durumda ve ondan sonra yaza ve bahara ve yaza daha iyi hazırlanmakta. Daha iyi sektörlerini faaliyete geçirmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de bütün sektörler, ben bunları söylerken insanları korkutmak ve durumun vehametini yani daha da eksajere etmek için söylemiyorum. Tam bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu bir doğal afet ve doğal afette siz afete bir şey yapamıyorsunuz. Afetin yönünü ve önünü almak için uygun önlemlerinizi almanız gerekiyor. Dünya bunu bu şekilde çözdü. Tam kapanmadan bunu başarabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü ben bizim bölgemizde de Türkiye'de de hocamın söylediği Kasım tedbirleri biraz işe yaradı ama gevşetince hemen aynı sayılara ulaştı. Dolayısıyla beklentimiz daha da yükseleceği o nedenle ben tam kapanmanın bilim kurulu tarafından masaya yatırılması gerektiğini, hükümetin de tam kapanmaya yönelik her türlü tedbirin nasıl alınacağını, ekonomik durumun gözden geçirmesi gerektiğini, yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Buradan benim farklı bir pencere açarak konuşmamın nedeni de şu, insanlar her 360 derece olaya bakabilmesi gerekiyor. 360 derece bakamadığınızda, ihmal ettiğiniz bir noktadan bu doğal afet ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki bütün sektörlerin buradan hasar göreceğini biliyoruz, zaten gördük. Eğer önlem almazsak yangın büyüyeceğine göre, afet daha da büyüyeceğine göre daha büyük zararlar göreceğiz. O zaman zararın neresinden dönersiniz kârdır sözü gereği hemen hızlıca tam kapanmanın altyapısını hazırlamak ve insanların ekonomik, sosyal, ruhsal, bedensel sorunlarına çözüm üretecek stratejiyi oluşturmak gerekiyor ve değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki çok parametreli bir durum. Parametrelerin de hem bilim kurulu hem hükümet tarafından değerlendirmesi gerekiyor. Ama bizim gördüğümüz çözüm tam kapanmadır. Ben buradan ısrarla bunu tekrarlıyorum. Evet, tam kapanmanın çözüm olduğunu söylüyorsunuz. Ata Hocam, size dönmek istiyorum. Kısa vadeli bir tedbir kararı ile ilgili konuşmak istiyorum şimdi. Vatandaşlarımız bir kısıtlama gelmediği takdirde anladığımız kadarıyla dışarı çıkmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Özellikle de hava güzelleştikçe. Bu kapsamda önümüzde 23 Nisan gibi bir tarih var. Cuma günü riskli bir gün olarak gözüküyor. Bu anlamda sokağa çıkma kısıtlaması olması gerekir mi 23 Nisan? Sizce böyle bir karar alınmalı mı? Aslında Sayın Aydın da demin az önce bahsetti. Önümüzde bu ay iyi bir fırsat var. Yani biz aslında belki 23 Nisan'da fırsat bilerek ilk 10-15 günlük bir süreyi burada kapatmayla gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bahsettiğiniz gibi işte havaların düzelmesi ya da bizim toplumumuzda çok hızlı bir şekilde rehavete kapılmak var. Yani biz önlemleri alıyoruz. Aslında kapanma için de bu geçerli. Kapanmanın sonrasında da önlemler aynı şekilde sürdüremedi. İnsanlar aynı şekilde hassasiyeti sürdüremediği takdirde başa dönülme riski de var. O nedenle bunu artık bir yaşam felsefesi haline getirip sürdürmek gerekecek. Çünkü çok çabuk biz kurallardan uzaklaşma gibi bir ruh halimiz var. Bunları iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü şu gördüğümüz şöyle bir tablo var. Şu anda genç bir yaş grubuyla biz hastanede bu hastalığın düzelmesi için uğraşıyoruz. 45-50 yaş grubunda şu anda ciddi sayıda bir hastamız var. O nedenle bu genç nesil bunun daha da aşağılara düşebileceği, bu aşılanmanın artırılmasıyla birlikte daha da gerilere doğru gelmesi söz konusu. Dolayısıyla bizim bu süreci elde 23 Nisan'dan başlayarak iyi değerlendirilebiliriz. Çünkü yetkililerin elinde ciddi rakamlar da var. Biz bu rakamlarla ne güne nereye geldiği çok iyi biliyor. Sayın Aydın da bahsetti. Aslında belki de bu rakamların çok daha üzerinde bir sayıyla karşı karşıyayız. Bu son zamanlardaki artışın bir gösterge buna ilaveten artık bu mutant suçların çok ciddi bir şekilde yayıldığını gördük de çok daha hızlı yayılması gibi bir risk doğuruyor hastalık açısından. Bunlar hepsi bir arada düşünülüp
Bu dönemi bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Yaş grubunun düştüğünden bahsettiniz aslında. Bu da çok önemli bir nokta. 55 yaş ve üzerinde şu an aşılama yapılmaya başlandı ama mutasyonun da etkisiyle sanıyorum ki gençler de çok fazla etkilenmeye başladı bu virüsten. Hayatını kaybedenlerin ve yoğun bakıma yatanların arasında daha fazla mı genç görmeye başladık acaba Ato Hocam? Evet, ben geçen hafta hastamızı izlediğimiz hasta yaş grubunun bir yaşlarını şöyle bir baktığımda 48 yaş ortalama şu anda yoğun bakımlarda ve hastanede yatan hastalarımızın ortalama yaşı vurduğu demektir ki biz belli bir ölçüde kısıtlamalarla 65 yaş ve üzerine bir de aşılamalarla bunları azalttık ama bu aşılamanın hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiği burada ortaya çıkıyor. Çünkü biz hala daha 55 yaşta anca indirebildi. Bir toplumun ciddi bir şekilde bağışıklığı sağlayabilmek için bizim %60-70 gibi bir nüfusun aşılanmasının bu süreçte gerçekleştirmesi gerekiyor ama bunda biraz gerideyiz diye ben düşünüyorum. Bunu artırırsa biz bu genç yaş grubunun da etkilenmesini bir şekilde engelleyebileceğiz diye düşünüyorum. Aksi takdirde biz bu yaş grupları da bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Şunu da söylemek istiyorum. Bu yaş grubunda ek bir hastalık da çok fazla yok. Tamamen dinamik, genç, sağlıklı bir nüfus. Ama hem yatış süreleri uzadı hem de yoğun bakımda bu hastaların uzun süre yatması gibi ya da işte sekonder bakteriyel enfeksiyonlar gibi bir takım sıkıntılarına giderek arttığını gözlüyoruz. Faruk Hocam, sizin de hastanedeki gözlemleriniz oldukça önemli. Bu genç nüfusun yatış oranlarının artması oldukça önemli. Çünkü aslında büyük oranda semptomsuz olarak ilk başlarda ifade ediliyordu genç nüfus ve çocuklar için. Ama şimdi hem semptomlar artmaya başladı hem de hastalığı ağır geçirme sürecini görmeye başladık. Sizin gözlemleriniz nelerdir bu konuyla ilgili? Ata Hocam'ın vurguladığı durum aslında Türkiye'nin her tarafında yaygın bir şekilde karşımıza geliyor. Klinisyen arkadaşlarım, yoğun bakımdaki arkadaşlarımın verdiği bilgiler tamam Ata Hocam'ın söylediği gibi paralel bilgiler. Dolayısıyla yaş grubunun gençliğe doğru aşağıya doğru çekildiğini görüyoruz ve sayıların giderek arttığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki yaklaşım şu, pandemileri tedaviyle önleyemezsiniz zaten. Tedaviyi çok iyi yapacaksınız ama kaynağı bulup kaynağı merkezinden durduracaksınız. Dolayısıyla bu yaklaşım, tabii hastanelerimiz, ben her zaman söylüyorum, hastanelerimizin altyapısı, hekimlerimizin çok başarılı insanlar olması, yoğun bakımcılarımızın çok becerikli olması nedeniyle Türkiye az hasar alan, yani bu hasta sayısına göre az hasar alan bir ülke olmamıza rağmen sayı ile mücadelede sorun yaşıyoruz. Ve sayı büyüdükçe de bu tedavi başarımız da düşecektir. Çünkü yoğunluk arttıkça hastaneye kabul edemeyeceksiniz hastaları, yoğun bakıma alamayacaksınız, sorun meydana gelecek. Dolayısıyla bu Ata Hocam'ın gözlemlerine tamamen katılıyorum. Türkiye genelinde zaten Yoğun Bakımcı Derneği Başkanımız da bu açıklamaları sürekli yapıyor. Dolayısıyla Türkiye bir gerçeğidir bu. Aşı çok önemli. Hocam ikide bir vurgu yaptı. Bakın aşı, Türkiye 18 aşıyla uğraşıyor. 18 aşıyı, şimdi faz 1, faz 2, faz 3 lerini çalışmaya çalışıyor. Bu enerjinin bölünmesi anlamına gelir. Ben sürekli şu örneği veriyorum. Bu bilim adamlarımız çalışsın. Elbette bunu yapabilme, arzu etme, buna cesaret etme çok iyi bir şey. Ve bu mikroorganizma bizi 3-5 yılda terk etmeyecek. Dolayısıyla milli bir aşımızın olması çok iyi. Ve yılda bir aşı olmak zorunda kalacağız. Bu işin sonunda bu. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Bizim şimdi yapmamız gereken hazır, patent almış, fazları geçmiş bir aşı ile patent anlaşması yapıp ülkemizde bunu üretmenin yolunu bulmamız lazım. Bunu söylememin nedeni bilim kurulunun bunu duysun, bakanlık bunu duysun ve bunu masaya yatırsın. Biliyorlarsa da önem versinler. Şimdi biz bundan sonra aşı yapıp işte fazları geçip ondan sonra pandemiyle mücadele, bu sayıların bu gidişiyle yetişme şansımız yok. Lütfen dünyayı yeniden, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Biz aynı aşı teknolojilerini kendi başımıza becermeye çalışıyoruz. Oysa patentini alıp yapmak lazım. Çünkü farklı bir aşı yok. Evet, ekonomik bir yük getirecektir. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nü de araya sokmak lazım. Uluslararası bütün kuruluşları araya sokmak lazım. Mümkün olan en düşük ekonomik maliyetlerle bunu yapmak lazım.
Biz ve bizden sonraki fakir ülkelerin aşıya ciddi ihtiyacı var. Eğer siz aşıyı, hocam da vurgulamıştı, yeterli orana çıkarmazsanız mücadele edemeyeceksiniz. Bu bir realite, bu bilimsel bir gerçek. Bunu şunu yapalım, bunu yapalım, işte insanlara bırakalım. Bıraktık insanlara, iki defa normalleşme geçirdik. İki normalleşmede de sayılarımız ciddi derecede yükseldi. Hocam söyledi, tam kapattınız, tam kapatmayı açtınız. İnsanlar yine kurallara uymadı. Yani aynı duruma düşeceksiniz. Tam kapatmayı, onun zamanını çok iyi planlamak lazım. Tüm enfekte vakalarınızı yakalayacak tarzda bir sistem kurmanız gerekiyor. Sistemimiz var, işletmemiz gerekiyor. Süreyi ona göre ayarlamak gerekiyor. Bana göre 23 Nisan da dahil, aslında bu hafta sonu itibariyle bayramı da içine alacak şekilde bir kapanmanın ülke ekonomisine daha faydalı olacağını öngörüyorum. İyi ekonomist değilim elbette. Ya hesabını kitabını bana sorarsanız bilemem. Ama şunu görüyorum. Bunu yapmamamız durumunda şu an uğradığımız hasar daha fazla olacaktır toplamda. Dolayısıyla bunu çok ciddi masaya yatırmak gerekiyor. Aşı konusunu da lütfen aşı üreticisi için uğraşan bilim adamları, vatandaşlarım beni hoş görsünler. Onlar çalışmalarını sürdürsünler. Onlar vazgeçmesinler. Ama biz bir hazır aşıyı alalım ve onu hemen üretelim. Küba'nın yaptığı aşı, Küba şunu diyor, patentsiz veriyorum. Eğer başarılıysa incelensin, alınsın, Türkiye'de üretilsin. Veya başka bir ülkenin, başka bir... Sputnik V aşısıyla ortak üretim planlanıyordu mesela Rusya'yla. Yani duyduk bir anlaşma, ön anlaşma yapıldığını duyduk. Ondan sonra kayboldu gitti. Ne oldu? Niçin yapılamadı? Ya bütün bunlar çok önemli. Bakın aşı teknolojisi şu an, daha doğrusu aşı üretimi şu an kapitalistlerin, emperyalistlerin elinde ve bunu bir emperyal güç olarak kullanıyorlar. Ya biz ülkemiz olarak bunlara mağlup olmayalım. Yani bunun bir çözümünü bulalım. Ya geç kaldık aşı üretiminde. Keşke erken başlasaydık ve şimdi epey yol alsaydık, onlara güvenmeseydik. Hala da öyle. Yani bir şekilde bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de öncülüğünde ve uluslararası bütün dinamikleri faaliyete geçirerek ve baskı yaparak artık aşı üretiminin, mevcut aşı üretiminin dünyaya yetmediğini, insanların ciddi bir risk altında olduğunu, bununla alakalı bütün baskı gruplarının devreye girmesi en doğru harekettir. Bunu geciktirmemek lazım. Bütün dinamikleri şeye geçirmek lazım. Bizi hoş görünen, işte gönlümüzü alan şeyleri istemiyoruz artık. Öyle 1 milyonla, 2 milyonla bu iş olmaz. 85 milyon nüfusumuz var, 10 milyon misafirimiz var. Yaklaşık 100 milyonluk bir ülkeyiz. 200 milyon aşıya ihtiyacımız var. Şu ana kadar yaptığımız 1/4 değil. Tamam, dünya çapında baktığımızda fena değiliz ama bu yetersiz. Diğer ülkelerde yetersiz. Dolayısıyla ülkemiz aşı üretmelidir. Patentini alıp Sputnik mi olur, başka bir şey mi olur, iyi bir aşıya karar verip karşılıklı sözleşmeleri yapıp bunu üretecek potansiyelin ülkemizde var olduğunu biliyorum. Birkaç takviye ile, birkaç teknik donanımın devreye sokulmasıyla bu yapılabilir ve yapılmalıdır. İnanın bunu söylememin nedeni bu gözden kaçmasın. Bilim kurulu bunu duysun. Sağlık Bakanı bunu duysun. Yani yetkililer bunu duysun, masaya yatırsın. Elbette ben bütün parametrelerin analizini yapamam. Bunları yapsınlar. Eğer yanlışsa yapmasınlar dediğimi. Ama doğruysa ben dedim diye meselesi değil, ülkenin ihtiyacı olduğu için bunu yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben 23 Nisan'dan itibaren her tarafın tam kapanmaya hazırlanması gerektiğini tekrarlıyorum. Bunu söylerken üzgünüm. Çünkü bugüne kadar yaptığım tüm konuşmalarda maalesef yarını gördüm. Hiçbir konuşmamda yanılmadığımı gördüm. Siz de gördünüz. Müjdeli konuşmak isterdim tabii. Elbette derdim ki bahar geldi, yaz geldi. Ne kadar güzel. Hadi beraber artık bu pandemiyi yendik. Evet, altyapımız düzgün, şu bu falan filan ama pandemi devam ediyor. Şu anki bahar bizim için yalancı bahar. Bu yalancı bahara uyarsak bizim sağlığımız tehlikededir. Ülkemizin sağlığı tehlikededir. Yalancı bahara aldanmayalım. Sektörlerimizin tamamı çok zarar aldı. Bu zararı burada durduralım. Durdurmanın yolu dünyada bizden önce bunu başaranların yaptığı yoldur.
tam kapanma ve aşıdır. Başka yolu yoktur. Evet, çok buradan önemli o yüzden buna çok vurgu yapmak istiyorum. Düşünün Türkiye'de bir sürü o fıs fıs üretti, paspas üretti, bilmem ne üretti, apuk sabuk bir sürü mucit çıktı. Bunların hiçbiri çözüm değil. Niçin bunları çözüm gibi sunuyoruz? Nedir zorumuz anlamıyorum. Eczaneye gidin, Covid'e iyi gelen ilaç isteyin. Kutu kutu veriyorlar size, tanesi 100 lira. Ya ben bunu anlamıyorum. Ben buna şiddetle karşı çıkıyorum. Doğru beslenin, dengeli beslenin. Takviye alabilirsiniz. Eksiğiniz varsa muayene olun. Hekimin kontrolüne çıkmayın. Bu bir pandemi. Bu pastille fıs fıs da olmaz. Evet. Bu kadar basit. Faruk Hocam yani şimdi aşı konusuna ben... Niçin bunları anlatamıyoruz bilmiyorum. Geri dönmek istiyorum. Bu konudaki vurgularınız oldukça önemliydi. Son yaptığınız vurgular da önemli. Ona birazdan döneriz ama Ata Hocam'a aşı ile ilgili ben de sormak istiyorum. Yerli aşı çalışmaları konusunda sizce de geç kalındı mı? Vaka sayıları bu kadar ivmeli bir şekilde ilerlerken Türkiye Faruk Hocam'ın da dediği gibi bir noktada mı hareket etmeli sizce de? Aslında hocam çok güzel söyledi. Şimdi biz yeniden Amerika'yı keşfetmemiz gerekmiyor. Şöyle ki dünyadaki zaten bu işin başlangıcı itibaren aşı üreten firmalar ki bildiğim kadarıyla 111 tane aşı şu anda üzerinde çalışılıyor. 7 tanesi onay aldı. Ama şöyle bir şey ifade ediyorlar. Biz tam kapasite çalışsak dahi şu anda dünyanın nüfusu yaklaşık 2 milyarını biraz aşan bir oranda insanı aşılayacak bir potansiyeli biz bir yılda yaratabiliriz. Ki şimdi benim gözümün önünde var şu anda dünyada da 843 milyon kişi aşılanmış. Dolayısıyla bizim bu ülkeler arasında zaten bunu üreten ülkeler şanslı. Ama biz ne kadar da istesek bunu ihraç etmeleri konusunda ya da bizim burada alabileceğimiz oran belli bir noktayı aşamıyor. Yani sizin paranız da olsa dünyadaki şu anda dünya nüfusunun 1/4'üne yetecek bir aşı bir yılda ancak üretilebiliyor. Dolayısıyla bizim buradan alabileceğimiz pay çok da bunun çok üzerlerine çıkamayacak. Dolayısıyla Sayın Aydın çok güzel işaret etti. Biz tamam faz 1-2 aşamasında olan aşılar var ama bunlardan evvel patentlerini bir an evvel alıp bizim şu anda formül ortaya çıkmış. Bunları bir şekilde üretelim. Bunun için ülkemizde bir potansiyel de var. Çünkü çok sayıda insan kaybediyoruz. Ve şu ana kadar 2 doz yapılan insan sayısı da işte 8 milyon civarında, yani daha 10'da biri bile aşılanamadı. Bu nedenle bizim bu konuyu çok yeniden hem bilim kurulu ya da yetkililerin çok yakından takip etmesi yok. Çünkü elimizde aşıdan başka önleme açısından çok ciddi bir kısa vadede bizim bir aracımız yok. Evet hocam, bu aşı konusunda şimdi 55 yaş ve üzeri de aşılanmaya başlamışken sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği oluyor. Ben biraz bunları da gidermek istiyorum aslında. Aşı sırası alıp aşı olmaya gittiğinde aşı olmadığını öğrenen vatandaşlar olduğu iddia ediliyor. Bu konuda bir gerçeklik payı var mı, yoksa şu anda sırası gelen herkes randevusunu alıp aşı olabilir mi? Çünkü olanlar da var ama olmadığını iddia edenler de var. Bunlar bilgi kirlilikleri mi, karalama kampanyaları mı? Ata Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Böyle bir gözleminiz oldu mu hiç? Benim böyle bir gözlemim yok. Şöyle ki aşı sırası geldiğini ifade eden arkadaşlar aşı konusunda bana tercihlerin ne olabileceği, işte elimizde iki aşı var, hangi aşını tercih edebileceği gibi yönünde istemleri oluyor, sorguluyorlar. Yani benim şu andaki elde ettiğim ya da gözlediğim kadarıyla bu aşılar arasında etkinlik açısından ya da güvenlik açısından çok da büyük bir farkın olmadığını bu arkadaşlarımıza iletiyoruz. Bunun dışında şu an için söylenecek fazla bir şey yok. Tercih konusunda da galiba daha çok Sinovac aşısı tercih ediliyor. Çünkü Sinovac aşısında randevu alım sürelerinin uzadığı ifade edilirken aslında BioNTech'te çok kolay randevu alınabiliyor. Bu da tercihten kaynaklanıyor sanırım, değil mi? Vallahi ben bu konuda bir şey söyleyemem. Yani her ikisinde işte biri Alman kökenlidir diye daha fazla tercih edildiğini zaman zaman görüyorum. Ya da bunu tamamen kişilere bırakıyorum. Yani çok özel bir burada bizim okuduğumuz makalelerde ya da izlediğimiz kadarıyla çok özel bir durum söz konusu değil yani tercih yönünde. Ama şunu da vurgulamak lazım. Aşı hangisiyle başlandıysa Sayın Aydın da bu konuda şey yapacak da immünolojik yanıt açısından hangi aşıyla başlandıysa onunla devam ettirilmesinde yarar var. Belki daha sonra biz bu aşıların raperlerini 6. aydan 6 ay sonra belki gerekecek. Yine aynı aşılarla sürdürmek belki çok daha burada önemli bir vurgulama olur diye düşünüyorum.
Faruk Hocam, siz bu aşılamayla ilgili ne söyleyeceksiniz bu iddialarla ilgili? Bir de şunu söyleyeceğim, aşı olmayı reddeden vatandaşlar var sırası geldiği halde. Bu da aslında çok büyük bir zaaf yaratıyor. Vatandaşlar için neler söylersiniz? Şimdi bu söylediğiniz aşı randevusu alıp da aşılanmayan bir olguya ben rastlamadım. Bizim hastanedeki aşı birimindeki arkadaşlarımız böyle bir geri bildirim bana yapmadı. Ki oradaki sorumlu hemşire, benim hemşirem, yani böyle bir sıkıntı olduğunu bana söylemedi. Ama başka bazı merkezlerde olabilir, dağıtım, mağıtım sorunu yaşanmış olabilir, bilmiyorum. Yani böyle bir şey yok. Aşı ile sağlanan başarı İngiltere'de çok iyi örneklenmiş durumda. Bakın, İngiltere yaptığı aşılarla 65 yaş üzeri ölümlerin %80 azaltıldığını gösterdi. Yani çok ciddi, aşıya karşı çıkmak akıl kârı değil. Niçin aşıya karşı çıkılır anlamıyorum. Ben aşı karşıtlığını aslında hukuka uygunsuz buluyorum. Yani hukuki bir suç olarak. Çünkü pandemi aşısı pandemiye yönelik çözümlerin en önemlisidir. Siz bu çözüme bireysel olarak karşı çıkma hakkınız yok, suç işliyorsunuz. Çünkü bu mikroorganizmayı siz alıp sadece kendinize saklamıyorsunuz. Bu mikroorganizmayı başkasına bulaştırma %100. Siz de bunu taşıyorsanız, eğer topluma karışıyorsanız, herhangi bir yere gidiyorsanız bunu bulaştırmanız %100. Bakın, bir mikroorganizma pandemi yapma gücüne sahip. Bu anda bir kişiden bir mahalleye, mahalleden şehire, şehirden dünyaya yayıldı. Ne kadar güçlü olduğunu lütfen algılasınlar. Dolayısıyla aşı karşıtlığını şiddetle kınıyorum ve hiçbir geçerli gerekçelerin olmadığını biliyorum. Ne insana çip takacaklarmış, yok bir DNA'sını ele geçiriyor, saçma saçma şeyler. Yani bizim şeyimize hiçbir ihtiyaçları yok. Yani bunlar çok yanlış şeyler. Bugüne kadar bakın, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı konusundaki gayretlerini lütfen, ya bu kadar bilim dünyası aşılarla böyle bir mücadele verirken hiçbir şey bilmeyen insanların aşı karşıtlığı yapması nasıl bir şey? Ne amaçları var? Niçin böyle bir şey yapıyorlar? Ülkeye niçin böyle zarar vermek istiyorlar? Anlamıyorum. Ben ülkeye zarar verdiklerini düşünüyorum aşı karşıtlarının ve bunların bir şeye hizmet mi ediyorlar? Ne yapıyorlarsa bilmiyorum. Bir örgütler mi? Eğer böyle bir örgüt varsa derhal bunun tespit edilmesi lazım ve kesinlikle önlenmesi lazım. Yani İçişleri Bakanlığı bu konuda kesinlikle araştırma yapmak zorunda. Hukukçular bunu geniş bir şekilde değerlendirmeleri lazım. Bu bireysel bir haktır, değildir bireysel hak. Çünkü bakın, bir kişiden dünyaya yayılabiliyorsa bu mikroorganizma, aşı olmayan biriyle de bize de yayılabilir. Dolayısıyla bu bir hak değildir. Aşı karşıtlığı suçtur. Aşıyı olmamak diye bir hak bireysel değildir. Olmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının da buna müsaade ettiğini düşünüyorum. Yani bir zorunluluk olması gerekiyor. İki, aşıyla bakın. Aşı ne diyoruz? Hastalığı hafif geçirmenize, yoğun bakıma düşecekseniz düşmemenize, vefat etme ihtimaliniz varsa olmayacağınızı sağlayan bir araç. Nasıl olabilir de buna karşı çıkılabilir? Ama şunu da unutmayalım. Aşı olsak da mikroorganizmayı taşıma olasılığımız yine var. Yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız. Evet. Bakın, asemptomatik hastaların biliyorsunuz en çok asemptomatik taşıyıcıların bu virüsü taşıdıkları biliniyor. Şimdi aşı grubu da asemptomatik hasta gibi olabilir. Mikroorganizmayı taşır, kendisi aşılı olduğu için bir yalancı özgüvene kapılır ve etrafa yayabilir. Dolayısıyla bunun da çok iyi bir şekilde kontrol altında tutulması lazım. Ve aşı karşıtlığını derhal önlemek lazım. İçişleri Bakanlığı'ndan bana göre ülke genelinde bir genelgenin yayınlanması lazım. Sırası gelen aşısı ne olacak? Olmuyorsa davet edilecek ve aşısı yapılacak. Aksi halde hukukun, ben hukukçu değilim, hukukun müsaadesiyle bir yaptırıma mutlaka uğratılması lazım. Ya da evden çıkması yasaklanması lazım. İnsanlarla görüşmesi yasaklanması lazım. Bu mümkünse bilmiyorum. Yani hukuk buna çözüm üretmek zorunda. İçişleri Bakanlığı da bu konuda tedbir almak zorunda diye düşünüyorum. Ve bunu da özellikle eksejere ederek anlatıyorum ki ciddiye alınsın. İçişleri Bakanlığı da bunun üzerinde gerekli uzmanları, insanları toplayarak konuyu görüşsün ve uygun genelgeyi hazırlasın. Ata Hocam, sizce aşı olmamanın bir yaptırımı olmalı mı? Bu arada bir şey de söyleyecektiniz galiba.
Hocam çok haklı. Şöyle söyleyeceğim, bu Türkiye'de uygulanan aşının eş zamanlı olarak Şili'de de başlatılmıştı. Bugün verdikleri veriler %67 oranında semptomatik hastayı önlediği, %85 oranında hastane yatışı engellediği ve ölümleri de %80 oranında önlediğine dair veriler yayınladılar. Dolayısıyla bu kadar etkin bir şey elimizde varken biz bunu artık kişilerin inisiyatifine bırakarak bir şekilde sadece kişilerin değil toplumun da, çünkü bir aşılı kişi sonuçta 8-10 kişiydi bu şekilde hastalanmasına bir şekilde engelleyebiliyor. Dolayısıyla bunun bir yaptırımı olması lazım. Aksi takdirde ortaya çıkan çok dramatik sonuçlarla ilgileniyoruz. Bu aşı bu kısa vadede az önce de belirttik. Bu ortaya çıkan sonuçlar itibariyle çok etkin bir şekilde sürdürülmesi, işte bunun için daha farklı parametrelerle birlikte düşünülerek uygulanması da yarar olur. Şimdi ben aşıdan bu kadar bahsetmişken hemen sizi uğurlamadan önce bir Ankara'ya dönmek istiyorum. 55 yaş üstündekilere aşı yapılmaya başlandı malum. Muhabirimiz Buse Gençtürk de Ankara'da bu aşılama sürecini takip ediyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde özellikle oradaki durumu gözlemliyor. Şimdi Buse'ye dönelim. Buse Gençtürk Ankara Şehir Hastanesi'nde aşılama süreci nasıl gidiyor? Seni dinleyelim. Sağlık Bakanlığı kademeli aşı sürecinde 55 yaş üstündeki vatandaşlara sıra geldi ve biz de Ankara Şehir Hastanesi'ndeyiz. Burada şehir hastanesinde 55 yaş ve 60 yaş arasındaki hastaların aşılaması devam ediyor. Dün aslında bu süreç başladı. 55 yaşındaki hastalara sıra dün geldi ve bu yaş grubunda çalışanlar da olduğu için aslında onların aşılanması oldukça önemli. 55 ve 60 yaş arasındaki nüfus da çok yüksek. Bu da toplum bağışıklığı kazandırılması için önemli bir adım. Şimdi 55 yaş üstündeki bir vatandaşımız aşı oldu. Hemen size sormak istiyorum efendim. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi şey olarak rahatladık biraz yani. Sıra bize geldi. Umarım faydasını görürüz. Yani şey olarak. Aşı için bir mesajınız var mı vatandaşlara? Aşı olsunlar mı? Vallahi herkes aşı olsun yani. Bu sağlığımız için gerekli bir şey. Biz de yani aşımızı olduk. Hayırlısı bakalım. İnşallah bizi korur yani. Çok teşekkür ederiz. Evet, sağlık çalışanları oldukça önemli bir COVID-19'la mücadelede ön cephedeydi. Burası da aşı odalarından bir tanesi. Bahsedecek olursak aşılama süreci devam edecek. 55 yaşın altındakiler aşılanmaya başlanacak bu süreçten sonra artık. Ve burada vatandaşlar nasıl peki aşı olabilir? Merkezi hastane randevu sistemi üzerinden aşı randevusu alabilirler veya 182'yi arayarak da vatandaşlar aşı randevularını alıyor. Şunu da hatırlatalım. İftardan sonra yurttaşlar aşı olmak için yine hastanelerden randevu alarak da başvuruda bulunabilirler. Burada işte aşı tercihlerine göre belirlenen odalar demiştik. Bu hastanede bu noktada BioNTech aşısı oluyor hastalar. Ve burada aşı olduktan sonra da özellikle alerjik bir durum olup olmadıkları da vatandaşlara soruluyor ki az önce görüntü demiştik. Bu aşı odalarında sizlere gösterelim ve hastanelerin yanı sıra aile hekimliklerinde de randevuların olduğunu aktaralım. Şunu not düşecek olursak eğer, aşılama oldukça önemli bir noktada. Özellikle toplum bağışıklığını kazandırmak için aşılama rakamları oldukça önemli demiştik. Toplam yapılan aşı sayısı 20 milyon 502 bini de aştı. Ve birinci doz 12 milyon 610 bin aşı yapılırken ikinci dozda da 7 milyon 891 bin aşı yapıldı. Tekrar hatırlatacak olursak 182, Ali 182 ve MHRS üzerinden vatandaşlar aşı randevularını alabilir ve e-nabız üzerinden de aşı sırası gelip gelmediklerini kontrol edebilirler. Ankara Şehir Hastanesi'nde olduğu gibi tüm Türkiye'de de işte aşılama süreci devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Buse Gençtürk'e teşekkür ederiz. Ankara Şehir Hastanesi'nde 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama sürecini bizlere gösterdi. Randevulara vatandaşlar geliyorlar, aşılarını oluyorlar. Bu süreçte umarız daha da hızlanır. Şimdi süremiz bitmek üzere, ben son kez söz vermek istiyorum hocalarıma. Faruk Hocam, size soracağım. Şimdi başta konuştuğumuz tedbirlerle şimdi almamız gereken tedbirler mutasyonlar sayesinde herhalde biraz daha değişti. Çünkü sosyal mesafe önceden bir
1,5 metreden bahsedilirken şimdi 2 ve 5 metre arası hatta bu rakamlardan bahsediliyor. Şimdi nelere dikkat etmeli vatandaşlarımız, bu kapanma sürecine de eğer girersek önümüzde bizi nasıl bir süreç bekliyor? Son olarak sizi dinleyelim tekrar. Teşekkür ederim. Bunu daha önceki konuşmalarımızda sürekli dile getirdik. Mutasyonlu virüsler daha uzak mesafeden, daha kısa sürede ve daha az sayıda mikroorganizma ulaşmasıyla kişiye ulaşabiliyor. Dolayısıyla çift maske, eğer standart çift maske kullanılabiliyorsa öneriyoruz. Mesafeyi söylediğiniz gibi 2 metrenin üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Hijyen kurallarına uyuyoruz. Ve de mesele şu, iki insanı yan yana getirmemek. Gereksizse yan yana gelmeyecek insanlar. Çünkü bir insandan çıkıyor, öbür insana bulaşıyor. Kalabalıklar oluşturmayacağız. Caddelerimiz, sokaklarımız bu kadar kalabalık olmayacak. Dolayısıyla insanlar bunları artık tekrar tekrar ede ede çözümden uzaklaştığımızı düşünüyorum. Benimsediklerini sanıyorum. Dolayısıyla hala uyulmadığını bir gerçek, uyuma davet ediyorum. Tam kapanmanın olması için de ben sürekli dile getirdiğimi tuttum. Tabii ki kapanma olup olmayacağını ben bilmiyorum. Ama mutlaka masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak insanların bana dönüş, geri bildirimleri var. Tam kapanırsak batarız, yok oluruz gibi ciddi korkuları var. Hükümetin de bu esnafların, dar gelirli insanların, sermaye birikimini düşük olan kuruluşların mutlaka ekonomik tedbirlerini alması gerekiyor. İnsanları böyle kaderiyle baş başa bırakmadan, işte kira veriyorsa kiraya bir çözüm, vergi veriyorsa vergiye bir çözüm, işçi çalışıyorsa ona bir çözüm, neyse o esnaf odaları, sanayi kuruluşları, yani resmi yöneticiler bunun hükümetle oturup çözmeli ve tam kapanmaya girmeliyiz. Sonunda kazanan bizim ülke olacak. Eğer bunu yapmaz isek bu süreç uzayacak. Hem tarım sezonunun, hem turizm sezonunun, hem diğer sektörlerin en verimli olacağı günleri kötü geçirme ihtimalimiz var. Dolayısıyla ben son söz olarak tam kapanmanın mutlaka masaya yatırılması gerektiğini, insanlarımızın da maksimum özen ve uyum göstermeleri gerektiğini ve bilim kurulunun bütün bunlara hakim olduğunu, tartışmalarını bu temeller üzerinden yeniden stratejiye dökmeleri gerektiğini, mümkün mertebe test sayısını artırmak lazım. Fakat ben bunu söylerken bir de aklıma şu geliyor. Siz test sayısını artır, vaka sayısını tamamına ulaşıyor ve ona göre bir strateji uygulamıyorsanız zahmet çekiyorsunuz. Gereksiz olur o zaman da. Yani buraya ulaşınca onun gereklerini de basamak basamak planlamak ve ne yapılacağını bilmek gerekiyor. Bakın 4 renkli indir stratejisini yaptığımızda kırmızı, turuncu, sarı, mavi her renge göre bir strateji geliştirmiştik. Fakat hiç uyamadık o stratejiye. Uymayacaksanız yaptıklarınız beyhude oluyor. Dolayısıyla strateji oluştururken, insanlara ulaşırken, hastaya ulaşırken yaptığınız stratejilerin mutlaka birbirini takip etmeli ve o yakaladığınız sorunun çözümüne uygun bir strateji geliştirmeniz gerekiyor. Bilim kurulu bunları biliyor, eminim biliyor. Lütfen bunları bu şekilde masaya yatırsınlar. Bakanımız da çok duyarlı ve hassas bir insan. Bunu çok iyi anlayacağını biliyorum. Dolayısıyla bilimsel gücümüzü maksimum düzeyde kullanalım. Durumu inandıralım. Bu bir tahmin değil, bir fal değil, bir yapay zeka oyunu değil. Geçmişte yaşadığımız pandemilerden çıkardığımız ve bilim insanların geliştirdiği epidemiyoloji bilimi, viroloji bilimi, düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Düşmanınıza karşı uygun önlemler alacaksınız. Bu bilimsel yöntemlerin bir sonucunu ben burada aktarıyorum. Detaylarını tabii ki konuşuruz. Bilim kurulu gerekirse misafir bilim insanları davet edebilir ve daha fazla bu konuları açmak fırsatı verebilir. Ata hocama ben katıldığı için ve bugüne kadar aslında bu konuda hiç görüşmedik. Birbirini tanıyoruz ama hiç görüşmedik. İlginç bir şekilde ikimizin de yorumları çok üst üste çakıştı. Çünkü bilim bunu bize emrediyor. Başka türlü bir şeyi göstermiyor. Hocama da katkıları nedeniyle bir de görmüş, sağlıklı bir şekilde görmüş olmaktan da mutluyum. Selamlar, saygılar. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Faruk Hocam. Ata Hocam, siz de son mesajlarınızı alalım lütfen.
Sayın Aydın'a ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi 100 yılda bir gelen çok büyük bir katastrofik bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Aydın, Sayın Aydın çok güzel vurguladı. Bilim ışığında gidersek bir takım çözümlerini, bakın bu işin başlangıcından bu yana bir yılı aşkın bir süre geçti. Ama her gün yeni öneriler, işte bilimsel inanışla beraber yeni önerilerle çok daha iyi sonuçlar alabilmek için biz bilimle birlikte çok daha yeni bir şeyleri olaya katabiliyoruz. Yani başlangıçtaki noktanın çok daha ilerisine gittik. Ama bunları giderek artırmamız gerektiğini ya da dünyanın bunlarda neler yaptığını tabii yakından izleyerek ya da kendimizin ortaya koyacağı bir takım sonuçlarla bir şekilde olayı daha hafif atlatabiliriz düşüncesindeyim. Çünkü bu felaketten başka türlü bir kurtuluş yolumuz yok. Bakın 1,5 metreyi artırdık. Niye? Belki gereksinim bu şekilde döndü. Ya da bugün için işte cerrahi maskenin üzerine işte kumaş bir maske kullanılması gibi farklı bir şeyler de, öneriler de konuluyor. Mesela bugün başka okuduğum bir şeyde haftada en azından 150 dakika bir egzersiz yapın diyorlar. Yani bunu yapmayanlara kıyaslamışlar. Ciddi hastalık yönünden ya da hastalığı atlatma yönünden ciddi katkıları olduğunu koymuşlar. Dolayısıyla her gün çok yeni çalışmaların bu olaya katkıda bulunduğunu görüyoruz. Ben de size ve değerli meslektaşıma da çalışmalarda başarılar diliyorum. İyi bir gün diliyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Profesör Doktor Atan Evzat Yalçın ve Profesör Doktor Faruk Aydın'la birlikte COVID-19'daki son gelişmeleri değerlendirdik.